Robo, merhaba. Aklıma bir oyun hazırlama fikri daha geldi. Daha gelişmiş versiyonlarını Space Shooter ya da Uzay Avcısı ismiyle biliyor olabilirsin. Merhaba, evet bu tür oyunları biliyorum. Bir uzay gemisiyle göktaşlarını ya da diğer uzay gemilerini ateş ediyorsun. Ve mümkün olduğunca uzun süre haklarını tüketmeden devam etmeye çalışıyorsun. Benim çok sevdiğim bir oyun türü. Bugün basit bir versiyonunu yapalım, ne dersin? Bir uzay gemimiz olsun ve karşımıza çıkan göktaşlarını vurarak puan toplamaya çalışalım. Bence çok iyi bir fikir. Bu oyunumuzu tamamladığımız takdirde basit ama geliştirmeye açık bir oyun elde etmiş olacağız. Robo, arkadaşlar, sizler de bu oyun üzerinde çalışarak çok daha gelişmiş bir versiyonu ortaya çıkarabilirsiniz. Oyunumuzu tamamladıktan sonra neler yapabileceğimizi birlikte konuşuruz. Şimdi hızlıca oyunumuza başlayalım. Öncelikle oyun için bazı görsellere ve lazer sesine ihtiyaç duyacağız. Peki bir önceki kart oyunu için kullandığımız sitedeki kaynaklardan yararlanabilir miyiz? Tabii ki. Ben de oyunumuz için ihtiyaç duyduğum materyalleri aynı yerden temin ettim. Videomuzun bilgilendirme kısmından kendi kullandığım görüntü ve seslerin bağlantılarını paylaştım. Ancak sizler de bu konuda tamamen serbestsiniz. İstediğiniz görsel ve seslerden yararlanabilirsiniz. Ben şimdilik paylaşılan resimleri ve lazer sesini kullanacağım. Daha sonra detaylı bir aramadan sonra belki farklı resimler kullanabilirim. O zaman oyunumuza geçebiliriz. Özellikle oyun sırasında kullanacağımız değişkenleri ve aktörleri oluşturalım. Ayrıca ekran boyutumuzu ayarlayalım. Ekranda bunun için oluşturulmuş kodları görüyorsun. Robo, bu kodların ne anlama geldiğini açıklayabilir misin? Width ve height ile ekran boyutlarımızı belirledik. Puan değişkenini topladığımız puan için kullanacağız sanırım. Hak değişkeni ise oyundaki hak sayımızı belirleyecek. Bu nedenle de ilk değer olarak 3 sayısı girilmiş. Yani 3 kere hata yapma şansımız olacak. Ateş, ana ekran, oyun bitti değişkenleriyle hız isimli listenin ne anlama geldiğini anlayamadım. Bunun haricinde uzay gemisi ve lazer için aktörler oluşturulmuş. Ayrıca meteor resimleri ve meteor listelerine de döngüler sayesinde kullanacağımız görseller ve bu görseller ile oluşturulan aktörler atanmış. Döngüler içinde tek tek isim yazmak yerine metinsel ifadeler birleştirilerek resim dosyalarının isimleri oluşturulmuş. Ve son olarak da lazer ve gemi aktörlerinin aynı noktada olması sağlanmış. Yani aslında ilk bölümde kullanacağımız aktörler ve değişkenler hazır hale getirilmiş. Evet Robo, oyun için gerekli hazırlıkları bu bölümde gerçekleştirdik. Bazı değişkenlerin ne anlama geldiğini, yeri geldiğinde açıklamak daha doğru olacaktır. Şimdi öncelikle oyunumuza bir açılış ekranı tasarlayalım. Bu ekranda boşluk tuşuna basınca oyunun başlayacağı yazsın. Bunun için yukarıda senin ne anlama geldiğini tam olarak anlayamadığın değişkenlerden biri olan ana ekran değişkenini kullanacağız. Temel olarak bu değişken true veya false değerlerini taşıyor. True yani doğru olduğunda ana ekranda olduğumuz, false olduğunda ise ana ekrandan çıktığımız anlamına gelecek. Şimdi draw fonksiyonun içinde bu değişken ve ihtiyacımız olan diğer değişkenleri global olarak tanımlayalım. Hemen devamında ana ekran değişkeni true ise ekranı yeşil yapalım. Ve belirlediğimiz konuma başlamak için boşluk tuşuna basınız yazalım. Burada konum, boyut ve renk değerlerini deneme yanılma ile belirledim ve uygun olan değerleri kullandım. Eğer sizler farklı görünmesini istiyorsanız bu değerlerde değişiklikler yapabilirsiniz. Buradaki ifadelerde S yerine Ş, I yerine İ, Ç yerine C gibi harfler kullanılmış. Bunun gibi Türkçe'ye özgü karakterleri yazdıramıyor muyuz? Maalesef yazdıramıyoruz. Türkçe'ye özgü harfler yerine o harflere en yakın olanları kullanmak zorundayız. Şimdi hızlıca programımızı çalıştıralım. Gördüğün gibi açıklamamızı içeren bir ekran karşımıza çıkıyor. Renkler ve yazı boyutunu değiştirerek farklı görüntüler elde edebilirsin. Bu ekranımız ana ekran olacak. Şimdi de oyunumuza geçebiliriz. Ana ekran için yazdığımız kodları incelersen, if ana ekran komutu ile ana ekran değişkeninin türü olduğu durumlarda ana ekranın göründüğünü sen de fark edeceksin. O zaman oyunun ilerleyen aşamalarında ana ekran değişkenini false yaparak diğer ekrana geçiş sağlayacağız. Ekranda gördüğün el if hak büyüktür 0 koşul ifadesi de tam bu işe yarıyor. Ana ekran değişkeni false olduktan sonra oyunun oynandığı ekrana geçiş yapacağız. Hak sayımız 0 olana kadar oyun devam edeceği için elif hak büyüktür 0 satırı oyunun oynandığı ekranda kalacağımız durumu belirliyor.
Burada da anladığım kadarıyla gemiyi lazer ve meteor aktörlerini ekrana basıyoruz. Ayrıca screen.draw.text komutlarıyla kalan hak sayısını ve toplam puanı ekranın sağ ve sol kenarlarına basıyoruz. Peki sıradaki else satırı ve altında yer alan komutlar sence ne işe yarıyor? Else komutunun hemen altındaki ilk satırda oyun bitti değişkeninin true yapıldığını görüyorum. O zaman bu bölümde haklarımız tükendiğinde, yani oyun tamamlandığında ekranda görünmesini istediğimiz şeyleri ekrana basıyoruz. Bunlar da sırasıyla bitiş ekranının rengi, oyun bitti yazısı ve son olarak da oyundan elde edilen toplam puan. Senin açıklamalarınla draw fonksiyonunda olması gerekenleri sırasıyla ifade ettik. Şimdi de istersen oyunumuzun oynanabilmesi için gerekli olan komutları içeren update fonksiyonuna bir göz atalım. Burada ilk olarak update fonksiyonu içerisinde kullanacağımız ve önceden tanımlamış olduğumuz değişkenleri global değişken olarak belirleyelim. Devamında ise ana ekranda yazdığımız gibi boşluk tuşuna basıldığında oyuna geçmemizi sağlayan komutları oluşturalım. Bu geçişi sağlamak için de daha önce bahsettiğimiz ana ekran değişkenini false yapmamız gerekiyor. Koşul ifadesinde hem boşluk tuşuna basılıp basılmadığını hem de ana ekran değişkeninin true olması durumunu kontrol ettik. Ama bunun nedenini tam olarak anlayamadım. Boşluk tuşunun hem oyunu başlatmak hem de ateş etmek şeklinde iki farklı görevi olacak. Bu nedenle iki işlemin birbirine karışmasını engellemek için ana ekran değişkeninin false yapılma durumunu iki koşula bağladık. Şimdi meteorların ekrandaki hareket için gerekli koşullarını belirleyelim. Normal durumlarda bir meteorun ekranın yukarıdan aşağıya doğru hareket etmesini ve ekranın en altına ulaştıktan sonra ekranın üstünde farklı bir kostüm, farklı bir hız ve konum ile tekrar aynı hareketi yapmasını istiyoruz. Peki bir meteorun en başa dönmesi için hangi durumlar söz konusu? Lazer ile ateş ettiğimizde meteorun bulunduğu noktadan kaybolması ve yine ekranın en üstüne senin de bahsettiğin şekilde gitmesi ve aşağı hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca gemiye çarpması durumunu da buna ekleyebiliriz. O zaman koşullarımızı şu şekilde sıralayabiliriz. Bir meteor ekranın sonuna ulaşmış, bir lazer ile vurulmuş ya da gemiye çarpmış ise aşağı hareketini sonlandırıp yeni kostüm, hız ve konum ile ekranın en üstüne gelmeli. Bunun haricinde aşağıya doğru hareket etmeli. Tabii bu arada lazer ile vurulmuşsa puan değişkeninin artmasını, gemiye çarpmış ise hak değişkeninin biraz almasını sağlamalıyız. O zaman hızlıca bu durumu kodlayalım. Öncelikle oyun ekranında olup olmadığımızı kontrol eden koşul satırını oluşturalım. Bu satırda oyunun bitmemiş olması ve ana ekranda olmamamız gerekiyor. Meteorları bir liste içinde tuttuğumuzdan listenin her bir elemanı için biraz önce bahsettiğimiz işlemleri yapmalıyız. Bunun için bir for döngüsü oluşturalım. İlk olarak meteorun ekranın en altına ulaşması durumunda bu meteorun konumunu ekranın en üstüne taşıyalım. Yataydaki konumunu ise rastgele bir konuma yerleştirelim. Resmini de resimler listesindeki bir resimle rastgele değiştirelim. Bu işlemleri her bir koşul için ayrı ayrı tekrarlayacağız. Bunun yerine bir fonksiyon oluşturmak daha uygun olmaz mı? Ama tek bir soru aklıma geliyor. Eğer fonksiyon oluşturursak bu fonksiyonun parametre olarak bir aktör alması gerekecek. Peki bu mümkün mü? Tabii ki mümkün. O zaman bu işlemler için başa gönder isimli bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyon parametre olarak bir aktör alsın. Ve aldığı parametre için biraz önce ifade ettiğimiz işlemler gerçekleştirilsin. Sonra da belirlediğimiz 3 koşul içerisinde de bu fonksiyonu kullanalım. İlk olarak ekranın altından çıkma durumunda, ikinci olarak lazer meteora çarptığında ve son olarak meteor gemiye çarptığında bu fonksiyonu uygun şekilde çağıralım. Meteor lazere çarptığında skoru arttırmayı, gemiye çarptırdığında da hak sayısını azaltmayı unutmayalım. Burada bazı ek satırları olduğunu göreceksin. Bu satırlara birazdan değineceğiz. Son olarak da bu koşulların hiçbirinin gerçekleşmediği durumlarda ise meteorun Y koordinatını arttırarak aşağı doğru hareket etmesini sağlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Meteorun sabit bir hızla hareket etmesi için onun hızını rastgele belirlememiz pek mümkün değil. Onun yerine hız ismini verdiğimiz listeden bir değeri kullandık. Hız belirlediğimiz satırda meteor alt çizgi listesi.index parantez içerisinde i şeklinde bir ifade var. Bu ne anlama geliyor?
İndeks, listeler ile kullanılan bir metot. Parantez içinde girilen değerin listede hangi sırada olduğunu veriyor. O zaman döngü içinde işlem yapılan meteor aktörü, meteorlar listesinde hangi sıradaysa, hız listesindeki karşılık gelen değer kadar bir hızla aşağı hareket edecek. Tam da söylediğin gibi. Bir başka deyişle her bir meteor için bir hız belirlemiş olduk. Bu işlemi farklı yollarla da gerçekleştirebiliriz. İstersen bu konu hakkında sen de biraz çalışabilirsin. Şimdi gemimizin hareket etmesini sağlayalım. Benzer kodları daha önce de yazmıştık. Gördüğün gibi ok tuşlarına basıldığında sağa, sola, yukarı ve aşağı hareketleri sağladık. Ve ekran dışına çıkmayı engelleyen koşulları da ekledik. Hareket etmemizi sağlayan bu bölümlerde if not ateş şeklinde yazdığımız satırlar ne işe yarıyor? Bu satırlar ateş edildiğinde lazerin dik olarak yukarı hareket etmesi ve ateş edilmediği durumlarda da gemiyle hareket etmesi için var. Son olarak da boşluk tuşuna basınca ateş etmeyi sağlayan komutu yazalım. Bunun için bir fonksiyon oluşturdum. Bu fonksiyon boşluk tuşuna basıldığında ateş isimli değişkenin true yapılmasıyla çalışacak. Gördüğün gibi bu fonksiyon lazeri yukarı hareket ettiriyor ve ekranın sonuna ulaştığında gemi ile aynı pozisyona getiriyor. Şimdi yukarıda ifade etmediğin durumlar da anlamlı hale geldi. Örneğin lazer bir meteora çarptığında lazeri geminin olduğu pozisyona geri gönderiyor ve ateş değişkenini false yaparak hareketini durduruyoruz. O zaman oyunumuzu çalıştırmaya hazırız sanırım. Basit bir oyunumuz oldu ve birçok geliştirilebilir alan mevcut. Oyuna eklenebilecek başka hangi özellikler geliyor aklına? Aynı anda birkaç lazer ile ateş edebilmek ve yukarıdan düşen ödülleri toplamak aklıma gelen ilk özellikler. Farklı sesler eklemek aklıma gelen başka bir özellik. Bu söylediklerine benzer uygulamaları daha önce yapmıştık. O uygulamalardan faydalanabilirsin. Evet, ayrıca biraz daha araştırma yaparak Python programlama dilinde kendimi geliştirerek farklı oyunlar yapabileceğimin de farkına vardım. O zaman sıra sizde. Yaptığımız bu oyunu biraz daha geliştirebilirsiniz. Bunun yanında yeni oyunlar da geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz oyunları bizimle paylaşmayı unutmayın.